Sevgili seyirciler, haberimizi ekranlarınıza getirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler barış gücüyle bir gerginlik yaşandı. O gerginliği konuşacağız. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Pile Yiğitler Yolu projesinin yapım çalışmasında neler yaşandı bunu konuşacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar telefon attığımızda. Sayın Tatar, iyi geceler, hoş geldiniz Bengi Türk ekranlarına. Teşekkür ederim, iyi akşamlar diliyorum sizlere. Teşekkür ediyoruz efendim, çok sağ olun. Efendim, şimdi bugün Pile Yiğitler Yolu projesinde Birleşmiş Milletler gücüyle bir sıkıntı yaşandı. Şimdi baktığımız zaman Pile Yiğitler Yolu projesinin yapımı gerekli bir yapım, gerekli bir yol projesi. Neler söyleyeceksiniz bugün, neler yaşandı efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde? Bir kere siz de televizyon ekranından izlediğiniz gibi arbede yaşandı. En acı tarafı o. Çünkü bu yıllardan beridir devam olan bir sorun. Pile köyü, Karmaköy köyü, Kıbrıs'ta tek Karmaköy bu Pile köyü. Ara bölgede. Fakat o ara bölgeden Larnaka olan Güney Kıbrıs'a yine ara bölgeden yol gidip Larnaka'ya çıkıyor. Dolayısıyla oradan Rum vatandaşlar çok kolay kendi bölgelerine, Rum tarafına, Larnaka'ya gidebiliyorlar. Bizlerin vatandaşları Pile köyünden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne İngiliz üsleri üzerinden ancak gelebiliyor. İngiliz üsleri bölgesinde yollar dar ve barikat kapı çok uygunsuz ve o yoğunluğu trafik kaldırmıyor. Çok uğraşlar verildi ama hiç düzeltilemedi ve Pire halkından bizlere de kendilerini yalnız bıraktığımızı, bu meselenin çözülmesi için gayret göstermediğimizi her alan günü bize mesaj çekip bizleri eleştiriyorlar ve biz de bunun altında eziliyoruz. Çok da üzülüyoruz tabii ama neticede tek çıkış yolu Pile Yiğitler Yolu ile Pile halkının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesini, gitmesini kolaylaştırmak ve bir saate yakın süren bir geçişi 10 dakikada yapabilmelerini sağlayabilmek. Onun için uzun zamandan beridir bu proje detaylandırılmış ve ilgili makamlarla bir şirketle dahil paylaşılmış. Ancak maalesef bize çok acı geliyor ama bir şirketler meseleyi bu kadar abartıp bir şirketler askeriyle bizlerin polis ve askerlerini yüz yüze getirmeleri çok üzücü. Çünkü orada o arbede neydi o? Biz yani burası bizim sınırlarımızın dayandığı nokta, ara bölge, böyle koskoca bir ova bomboş, kimsenin kullanmadığı, değerlendirmediği. Dolayısıyla bizlerin sınırlarının içerisinden geçip Pile'ye kadar uzanacak olan bu 10 kilometrelik yol %90'ı Kuzey Kıbrıs Türk'ün sınırlar içerisinde. Belki son birkaç kilometre ara bölge ve İngiliz üstler bölgesinden geçip Pile'ye ulaşacaksınız ama oraya gelene kadar mutlak surette burada bir çare bulunması gerekiyor. Çünkü neticede dediğimiz gibi bu insani bir projedir. Yani kendi köyünü, doğduğu yeri, iş kurduğu yeri bırakmak istemeyen Kıbrıslılar şimdi böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya oldukları için zaman içerisinde oradaki nüfuslar azalmış. Şimdi 5-600 kişi kalmışlar. Halbuki binlerce vatandaşımız vardı. Şimdi biz bu tedbiri almazsak o 5-600 kişi de belki de orayı terk edecek. Ve bir de bakacaksınız birkaç sene sonra tarihi Pile köyü tamamen Rum olmuş. Biz bunu asla hazmedemiyoruz. Biz bu ortak köy olan Pile köyünde Türk nüfusun da orada kalmasını, hatta çoğalmasını istiyoruz. Çünkü netice itibariyle o bölgenin etrafı vardır. O bölgenin Türk tarafına doğru bir takım ekilen, biçilen, değerlendirilebilen toprağı vardır. Bütün buralara sahip çıkmak için egemenliğimizi oralarda hissettirmemiz lazım. Bu çok önemli. Dolayısıyla insanlarımızın Pile'de kalması için bu yol şart. Bu yolun da amacı, tekrar ediyorum, insanidir. Bu insanların kendi yerlerinde, evlerinde, köy, doğduğu köyde yaşayabilmelerini temin etmek için yapılan bir çalışma. İnsani bir çalışma olduğu için bir şirketlerin bu şekilde işe müdahale etmeye çalışması, durdurmaya yeltenmesi ve işte bizleri adeta yalvardır bir pozisyonda bu neticeyi bekleyebilmemiz, yani onlar Rumlarla iştisal edecekmiş. Ben hangi merkezdeki ilgileri de iştisal edecekmiş de işte bu uzlaşı yolda bu iş çözülsün. Halbuki biz yıllardır bu işi bu arkadaşlarla bu
Birleşikler olsun, Avrupa olsun görüşüyoruz ve anlatıyoruz derdimizi. Ama buna rağmen onlar hep duyarsız kalmışlar. Hiç yardımcı olmamışlar. Ve iş bugün bu şekilde patlak veriyor. Yani neyse de bu yolun yapılacağını kendileri de biliyordu. Ama izin vardı, yoğdu gibi abartılı bir takım söylemlerle ortalık bayağı bir gerilmiştir. Şimdi son saatlerde tabii herkes geri çekildi. Ama yarın sabah itibariyle bizim ekiplerimiz orada çalışmaya devam edecektir. Bu yol 10 kilometredir. Dediğim gibi ilk 8-9 kilometresi bizim kesinlikle sınırlarımız içerisindedir. Son birkaç kilometrede mutlaka bir çare bulunur diye düşünüyorum. Çünkü neticede bu Fire halkının bir meselesidir. Fire'deki yaşayan Kıbrıs Türkleri meselesidir. O gün geldiğinde o yol tamamlaması gerekmektedir. Bu halkın yararına, bu halkın faydasına ve bu halkın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesine, gitmesine imkan verebilmek için inşallah bugün belki karşı tarafta bunu yapmak zorundaydı kendilerine göre. Çünkü Birleşikler eğer tepki koymazsa Rum tarafı kendilerini gerçekten ezer geçer. O kadar acımasız eleştiriler yaparlar ki Birleşikler şu andaki gençlikleri konuşuyorlar çok iyi bilmektedir. Bizim bir Taksim tağımız var Lekoşa'da. Bu Taksim sahasının yine benzer bir durum. Yıllarca bizlerin egemenliğinde olan Taksim sahasının açılması için Rumlarla güya istişare edeceklerdi. Hiç istişare ettikleri yok. Edemiyorlar. Çünkü Rum her şeye çok katı hayır diyor. O bakımdan biz o Taksim kazasını ilk üniversiteleri anlaştık ve bütün şeyi saha gençlik için hazırlandıktan sonra sahaya girecek de Rumlar ortalığı kaldırdı etti ve üniversiteleri suçladılar. Üniversiteler bu işe dur demedi diye. Şimdi de bu üniversitelerin temsilcileri burada Rumların saldırısına maruz kalmamaları için güya kendileri işte tepki koyuyorlar, bu işi engellemeye çalışıyorlar gibisinden bir algı yaratmaya çalışıp Kıbrıs'taki Türkleri sindirmeye çalışmaya devam ediyorlar. Fakat biz tabii o kararı gördükleri için ben inanıyorum ki geri çekecekler. Çünkü bizlerin askerleri ve polisi bu talimatlarını en iyi şekilde yerine getirmekte ve orada gerçekten Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir otorite yetkisiyle, her türlü donanımıyla bu işi yapmak için tabii görevlendirdikleri için orada 3-5 tane askerin bu şekilde bu işi engellemeye kalkmalarına asla tabii boyun eğmezler, eğmemeleri lazım. Tabii tatsız bir durum, bunları söylüyorum ama kimse de mutlu değil. Çünkü kim kimiyle böyle bir olay yaşamak ister. Biz elbette bu işin yapılması için talimatlar verdik. Askerlerimiz, polislerimiz de ilgili müteahhitlerin bu işi yapabilmeleri için orada olağanüstü şartlarda gereğini yapıyorlar. Ancak tabii hoş bir durum değil. Neticede karşınızda bir şeyler ve bir şeyler oraya taş koyuyorlar, tel çekiyorlar bu işi engellesinler diye. Bizimkiler de o engelleri kaldırıp bu işin olması için orada gerçekten olağanüstü bir gayret ortaya koyuyorlar. Ama kameralar çektiğinde güya orada kavga var. Güya orada tartaklama var. Güya şöylerindeki yaptıkları, kendi açıklamaları, işte Kıbrıs Türklerinin yaptığını yanlış buluyorlar. Bu uzlaşmayla olması lazımdı. Onların istişare ettikten sonra bir yolunu bulmak lazım gibi tabii safsata dolu açıklamaları çok inandırıcı değil. Bize inandırıcı değil. Çünkü biz yıllardan beridir bunu bekliyoruz ve hiçbir ciddi adım atılamamıştı. Çünkü niyet yoktu. Rumlar buna karşıydılar. Ama Rumların ara bölgelerinden geçen yollara kimsenin itiraz ettiği yok. Bizim bu hareketimize bu şekilde tepki gerçekten iki yüzlü olduklarını bir kez daha teşhir etmiştir. Ama biz zaten bunu bilirdik. Dolayısıyla yola devam etmekten başka çaremiz yok. Evet. Evet. İyi akşamlar tekrar. Efendim şunu da sormak istiyorum. Şimdi Birleşmiş Milletler'e, yetkililere bu yolun, bu projenin yapılacağı bildirildiği halde sadece Rum kesiminin tırnak içinde konuşuyorum, sesini kesmek için mi böyle bir girişimde bulunulduğunu söylüyorsunuz? Ben ve bazı Dışişleri Bakanımıza da yaptığım değerlendirmede biz öyle düşünüyoruz. Çünkü bu Taksim sahasının açılışında dediğim gibi Birleşikler çok daha sakin ve makuldular. Daha sonra Rumların saldırısıyla yine benzer durumlar ortaya çıktı. Ve orada Rumların gerçekten olağanüstü papara koparttıkları, meseleyi abarttıkları yaşandı. Dolayısıyla burada da şimdi Birleşikler bunu yapmaydı. Güney Kıbrıs'ta tahmin edebilirsiniz
işte bütün bu yönetimlerin yetkilerini özel şirketler istenmeyen adam bir an evvel Kıbrıs'ı terk et, bu şekilde üzerlerine yürüyüp saldırıyorlardı. Bu tabii hoş bir şey değil. Dolayısıyla biraz da çekindikleri için bütün bu rezilliklerden böyle bir süreç yaşattılar. Ve bakalım artık yarın sabah ne olur, ama neticede biz bu yolu yapmakta kararlıyız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tatar, yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.